28, 4 Aralık hafta. Aralık da geldi ya. Uf, kış güzel diyeceğiz artık. Sevgili takipçilerim, uğurlu, bereketli, huzurlu bir hafta olsun istiyorum. Sevgili koçlar, özellikle iş alanımızdaki iletişimle ilgili aksilikler, aramızdaki kaosu zorlayacak insanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde sosyal ağlar, telefonlarımız, maillerimiz, mesajlarımızla alakalı noktada yanlış alanlarda hareket edebiliriz. Daha dikkatli kontrol edin. Özel hayat böyle birbirine girmiş olacak. Bunu da bu hafta başlangıçta uyarayım ve iş konularımıza değinelim. Sevgili koçlarım, özellikle kendi ekip arkadaşlarımızla yoğun bir telaş söz konusu olacak. Halledilmesi gereken, tamamlanması gereken konularda çok fazla yıpratıcı konuşmalar olabilir. Siz alanınıza hakim olmanız gerekiyor. Gitmeniz gereken yurt dışı, şehir dışı seyahatlerinizde gayet olumlu evreler yatılacaksınız. Bunu artı olarak, çünkü son bir yıldır sizin gittiğiniz her iş başarı gibi gözükse de kendinize odaklanamadığınız için hatalara maruz kalıyorsunuz. Bu döngüyü bu hafta artık aşmamız gerekiyor. Çünkü 2023'te aynı hatalara maruz kalmanızı istemiyorum. Evet, dışarıda yurt dışı bağlantı, şehir dışı bağlantılarla alakalı kendi alanınızı büyütmek ve bunlarla ilgili çaba gösteriyorsanız yöneticiniz değil daha üstüyle iletişim yaşamanız lazım. Yöneticiniz biraz sizi sevmiyor olabilir, tartışmalı olabilir, diğer ekiplere yancılık yapıyor olabilir. O yüzden güven probleminiz var. Bunu da onun daha üstüne iletişim yaratmanız gerekiyor. Eğer ki devletle bağlantılı süreçlerle ilgili beklentileriniz varsa zorlayıcı, yıpratıcı ama doğru evrede hareket ettiğiniz takdirde Aralık sonu itibariyle bu kapınız da sizin için hayırlı olacak. İş sorunuz, iş mahkemenizle alakalı devam eden krizleri doğru yönetmeniz gerekiyor. Doğru yönetmediğiniz takdirde kayıplar size zarar verebilir diyorum. Uzun süredir iş probleminiz ya da işsizseniz bununla ilgili büyük bir kapılarınız açılıyor. Bu fırsatları doğru değerlendirdiğinizde keyifli başlangıçlarımız hakim olacak. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız alım, satım, ihracat, inşaat ve özellikle renkli insanlarla tanışıp alanımızı daha güçlendirmek için fırsatlarımız var. Bunları görmemezlikten gelme. Biraz kafa eğlenceli bir ruhta bir şey yapmak istemiyorsunuz ama bu haftayı doğru değerlendirdiğinizde aktif rolünüz hayata geçecek. Siz aktif artık hareketli olmanız lazım. Farklı bir alanda aile işi, ortaklı işlerinizle ilgili de yol ayrımı için acele ediyorsunuz. Aile bağlarında gereksiz anlaşmazlıkları işe yansıtmamamız gerekiyor. Bu ara kendi işini kurmak ve bunlarla ilgili mücadele yapma kararı içerisindeyseniz cesaretinizi ortaklı noktada belirleyerek bu yolu da doğru evrede kullanabiliriz. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu hafta çocuklarımızla ilgili yaşanacak krizler iş kafamızdan daha çok evdeki düzeni düzeltmemiz gerekiyor ve ani taşınmalar bizi biraz daha yıpratabilir. Evet sevgili gençler, eğitim konusunda ilgili bir pürüzünüz yok, daha odaklandınız, yurt dışı ile ilgili oluşturmak istediğiniz fikirleriniz var, bunların altyapısını oturtuyorsunuz ve her şeyden önemlisi bu ara aşk enerjiniz keyifli devam ediyor. Biraz ruhunuz aldatma enerjisine dikkatli olmanız gerekiyor diyorum. Evet, kalp konusunda kırgın olan ve bir türlü oturtamayan sevgili koçlar, geçmişten çok gelecek kaygısı başladı. Yalnız kalma, ileride ailem olamayacak, düzenimi oturtamayacağım diyorsanız alternatif tanıştırmalar, size iyi gelecek güzel enerjiler var. Lütfen bu psikolojiden çıkın, böyle bir silkelenin, üzerinizdeki negatif enerjileri atın, daha doğru adımlar atın. Çünkü güzel tanıştırmalar, sosyal ağlar, çevrenizdeki insanların size çok güzel aşk konusunda dokunacağı fırsatları var. Siz görmemezlikten gelmeyin lütfen. Ev hanımları, bu ara evet çocuklar, eşinizin iş stresi, yaşadığınız kaoslar sizi mutsuzluk gibi gözükse de siz düzeninizi seviyorsunuz. Sadece eşinizin bu telefonu kapatma huyu, şifrelemeleri sizin canınızı sıkabilir. Siz de aynı şifrelemeyi yapıyorsunuz. Takip döneminiz var ama herhangi bir pürüz yok. Boşuna böyle ben aldatılıyorum triplerinden çıkmanız gerekiyor. Hatta ve hatta Mars'ın retro olmasını unutmamanız gerekiyor. Çünkü iletişimi yanlış anlatarak hayatımızı ve düzenimizi yıpratabiliriz. Sakin ve mantıklı ilerlemenizi istiyorum. Bu ara satmak içerisinde olduğunuz ailenize ait topraklar arasında kardeş
kuzenler arasında çekim ters gidecek diyaloglar var. Bunları da düzeltmeniz gerekiyor. Evet, bu ara ciddi ilişkisi olan sevgili koçların şöyle haritasına baktığım zaman, maddi kazançlarınızı düzelttiğiniz zaman bu ilişki daha çok geleceği planlıyor. Yalnız özellikle ilişkinizin anne ya da yakın akrabalarından kaynaklı istenmeyen bir evre olsa da bu el sizin için sağlıklı. Evet, evlenmiş ayrılmış çiftlerimizle alakalı noktada iş arayanlar için güzel bir başlangıç, ilişki için sabırlı olmanızı öneriyorum. Özellikle de finans alanında yer alan ve finans sektörüyle ulaşan sevgili koçlar, alternatif rütbeleriniz değişmesi gereken konularda çok güzel bir başarı var. İlişkinizle alakalı da görmediğiniz noktaları daha dürüst davranmanız gerekiyor. Sağlık olarak özellikle basur, bağırsak enfeksiyonlarımız ve üreme organlarımıza mutlaka dikkat edelim. Ve çocuk tedavisi düşünen koçlar, hadi yapın, Allah sizin evinize güzel gülen bir evlat nasip etsin. Hoşça kalın efendim. Sevgili boğalar, güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Evet, özellikle 28 Kasım'da dikkat etmemiz gereken konuşma, iletişim, sosyal çevremizle alakalı beğenemediğiniz noktalara biraz yıpratıcı, sözleriniz sert olabilir. Daha kontrollü hareket ederken can yakabilirsiniz. Yani 28 4 Aralık haftasında özellikle hayatımızla alakalı organizasyonlar, toplantılar, girişler, çıkışlar, telefon trafiği, halletmemiz gereken bir sürü evrak prosedürleri, özellikle insan kaynakları, bankalar, finansal alanlarda, alım satım alanlarında çalışan sevgili boğalar, çok yıpratıcı ve yorucu bir hafta. O yüzden de iletişimle alakalı dijital alanlarda olaylarınız elinizden çalınabilir, yanlış mailler gidebilir, yanlış paralar gidebilir, dikkatli olmanız gerektiğini uyarıyorum. Devlet alanıyla alakalı da uzun süredir pürüz ve problem yaşıyorsanız, ödemelerinizle alakalı yaşanan krizleri gözden geçirmeniz gerektiğinde şimdiden uyarıyorum. Kurumsal alanda farklı bir alan beklentiniz ve bulunduğunuz noktada değişmesi gereken noktalarda acayip derecede sistem çok karışık. Şu an kimsenin sizi gördüğü yok. Siz yerinize hakim olursanız daha mutlu ve daha keyifli olacağınızı düşünmeniz gerekiyor. Parasal anlamda da kendi haklarınızla alakalı konuşmak ve buranın sizinle ilgili vereceği bütçeyle ilgili kafanız karışıyorsa, Aralık sonuna kadar sabırlı olun. Hak edilişiniz, priminizle alakalı noktalarda daha netliğe kavuşacaksınız ama alternatif başka beklediğiniz kurumsal alan içinde start verin. Çünkü buranın sizi tam anlamıyla 10 kişinin işlemini yapıyorsunuz ve hala da aynı noktadasınız. Değiştirmeden korkmayın, cesaretinizi toparlayın, yeni başlangıçlar yapın istiyorum. Devletle alakalı noktada çalışan sevgili boğalar için de farkında olmayarak saatiniz, düzensizliğiniz, uyku hallerinizi düzeltmeniz gerekiyor. Başkalarının gözüne batıyorsunuz. Bu gözüne batma sizi işten çıkartmalarına sebep olabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız da kendi alanınızla ilgili büyütmek istediğiniz projelerimiz çok fazla var ve ortaklı sistem ve kendinizle alakalı alanı, ekibi büyütmek istiyorsanız tam start dönemi, yaptığınız işte başarılar söz konusu olacak. Yurt dışı maillerimiz, yurt dışı ile alakalı evraklarda aksilikler olmasın. Bu dönem yanlış mailler, yanlış gidecek ve farkında olmayarak, yani çıplak resminiz bile gidebilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum ve işlerde detaylar, parasal ödemeler, unuttuğunuz bazı karışıklıklar hanemize PTT'den gelecek ya da uyarı kağıtlarıyla oluşabilir. Satmaya çalıştığımız ailemiz değil de kendinize ait malınız ya da aracınızla ilgili bir kararsızlık evreniz var. Satın, cesaretinizi toplayın. Çünkü siz bu evde ya da bu araçta mutlu değilsiniz. Neyi bekliyorsunuz? Ekonomik olarak düzelmeyi ve beklenti içerisinde olduğunuz konularla ilgili cesaretiniz yok. Bazen kör bakıp alana yönelmemiz lazım. Şans enerjinizin de çok güzel gittiği bir nokta, olumlu adımlar için cesarete ihtiyaç var. Eğer ki yakın bir dostunuzla yapmak istediğiniz iş ve işler, sanat olabilir, yazmak olabilir, senaryo olabilir ya da akademik anlamda yapmak istediğiniz projeleriniz için de çok doğru bir döngü. Hatta bununla ilgili yurt dışı başvurularınızda da olumsuz bir evreniz yok.
cesaret zamanı. Çalışan evli çiftlerimizle ilgili noktada özellikle hanımınız ya da sizin iş konumuzdaki yöneticilerde kriz var. Sakin, sessiz, hatta izin alabiliyorsanız alın, yoksa gözler sizin üzerinizde olacak. Ve birikmiş paranızla alakalı da tedirginliklerimiz var. Parça parça ödenecek ama eninde sonunda bu evre aydınlığa kavuşacak diyorum. Bu ara çocuk düşünen evli çiftlerimizle alakalı noktada da karar sizin diyor. Duygusal olarak kendini çok yorgun hisseden sevgiliye eğitim gören gençlerimizle alakalı noktada anne baba kırgınlıkları, ev problemi yaşıyor olabilirsiniz. Bir an önce evinizin enerjisini toparlayın, çünkü eğitiminizde aksilikler var. Hem de duygusal olarak kendinize çok fazla yıpratıyorsunuz. Bunları düzeltme vakti. Kendinize gelin güzel gençlerim. Ve ev hanımları, bu ara kendinizle ilgili boş verdiğiniz, bıraktığınız, sevgisiz hissettiğiniz noktalara kendi şifanızla dokunacaksınız. Ve farkındalık evreniz, bu farkındalık evreyi doğru yönlendirdiğinizde de huzursuz evrelerimiz, rahatsız olduğumuz insanlardan uzaklaşma dönemi, kendimize yeni çevre edinme evresi var. Aşk konusunda yıpranan ve ilişki konusunda çok canı yanan takipçilerim için, evet, bununla ilgili şifalanmayı öğrenmediğiniz sürece hep aynı nokta size fren gazı gibi batacak, deprem gibi hissedecek. Biz bunu şifalanmamız gerekiyor. Çünkü hayatımızdaki ilişkilere de fırsat vermiyorsunuz. Girenleri de geçmişle karıştırıyorsunuz. Artık bu geçmiş dönem bitti. Size güzel aşk var. Uzun soluklu ilişkilerde gereksiz tartışmalar bitiyor. Birbirimize daha sağlam, planlı ve programlı. Hatta 2023'ün evlilik tarihini belirlediniz. Hayırlı olsun diyorum. Bu ara ev konusunda tamir, tadilat yapmak isteyen boğalar, bence hiç gerek yok. Yerimizi bu ay bitirelim. Nisan ayına karar verelim. Ailemize ait miras konularımızla ilgili yasal süreçlerde anlaşmazlıklar, kendi içinizdeki tartışmalar biraz yıpratıcı olabilir. Hani kayırmalar var, erkekler mi alıyor daha fazla, böyle endişelerimiz var. Eşinizde bu miras konusunda beklentileri var. Lütfen, sizin ailenizin hakkı sizindir. Lütfen onu devreye sokmayın. Boşanma fikri olan boğalarda çok rahat tavırların içerisindesiniz. Onun hata yapmasını bekliyorsunuz ama acı çekiyorsunuz. Mutsuz olduğunuz evde çocuklar da, siz de gerginsiniz. Bunu bir an önce düzeltmemiz lazım. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda nefes ve uyku ve uykuyla alakalı apnelerimiz olabilir. Dikkatli olun diyorum efendim. Evde de bu ara elektronik eşyalar değişimi var. Gereksiz harcamadan uzak durun. Sevgili ikizler, güzel ailem, canlarım, bu ara böyle kendiniz var ya, herkese laf sokacak. Onu böyle incitmek, bunu böyle incitmek, bana yapılan haksızlıkları tekrar tekrar söyleyeceğimiz bir hafta olacak. Bunu iş yerimizde de, iş çevremizdeki arkadaşlarımızla da yapacağız. Annemize, babamıza ya da ailedeki geçmiş travmalarımız hayatımızda böyle bir lüks edebilir. Lütfen iş yerinizde çok sevilen, sizi çok seven insanları incitmeyi bırakırsanız, yerinizde büyümek, planladığınız noktalarla ilgili hedeflerinizde başarı var. Özellikle sizin sizi sevmediğini düşündüğünüz üst düzeylerin size sunacağı fırsatlar var. O yüzden ilişkilerdeki, çünkü 1 Aralık'tan itibaren ilişkilerde, sosyal çevrede sert konuşmalar, birbirimizi incitecek, işten ayrılma enerjilerimiz çok fazla olabilir. Aynı şekilde 2 Aralık'ta gerçekleşecek teknolojiyle alakalı sorunlar iş hayatımıza da yansıyabilir. O yüzden şimdiden relax, güzel giden hayatınızı yıpratmanıza gerek yok diyorum. Kurumsal alanda çalışanlar, yurt dışı seyahatleri, iş gereği gideceğimiz seyahatlerde bütünleşmek, sizi daha büyük bir performans evresinde, yönetimdeki değişiklikler sizin de alanınızın değişeceğini gösteriyor. Bence cesaretinizle birlikte karmalarınızı düzelttiğinizde sizde bir pürüz yok, konum, rütbe, İstekler ve istediğiniz şirketle de konuşmalarımızın önü aydınlık gözüküyor. Eğer ki çok büyük bir firmada sabit bir alandaysanız, pat diye masanız değişecek. Yetkili bir noktadaysanız farklı bir şirketten gelecek teklifle kendimizi daha güzel, güvende hissedeceğiz. Yani gör, bak ve al dediğimiz bir hafta. Hani ham madde değil, doğru maddeyi almak lazım. Siz ham elma yerine içi oluşmuş projelerde yer almanız gerekiyor. Kendi işinizi yapıyorsanız bu dönem yıpratıcı para harcamalarımız, gereksiz yaşadığımız ödemelerle alakalı, evet, kazançlarımız devamlı onlara gidecek. Ama bu ay bunları bitirirsek
Ocak ayında daha temkinli ve parasal evrede kendimizi mutlu edecek haberlerinde aydınlanmasını yaşatabiliriz. Ortaklı süreçte bazı ayrılık kararlarınız olabilir. Kendinizle ilgili görmek istediğiniz liderliği tek başına yapabilme içerisinde olabilirsiniz. Bence ortağınız düzgündü. Sizin dağınık halinize o destek oluyor. Gereksizce onun kellesini kopartmayın. Bu ilişkiye sağlam sahip çıkın istiyorum. Bu arada da farklı alanlarda proje yapmak isteyen, iletişim ve teknoloji üzerine farklı alanlarda yer almak isteyen sevgili ikizler, bence siz hak ettiğiniz başarının ödülündesiniz. Yarım bıraktığınız eğitimler, tamamlamanız gereken görevlerde gökyüzü size fazlasıyla 5 yıldız veriyor. Hadi yap. İletişimde kavga etme. Teknoloji, bilgisayarların alakalı yenilenmesi gereken noktaları doğru gör ve ışığı al diyorum. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada da eşinizin seyahatleri ya da arada mesafeli bağlantılar, yani o Hakkari'de siz İstanbul'da, o Sivas'ta siz Ankara'da yaşıyorsanız bu evre biraz daha yakınlaşacak ve bütünleşme evremiz. Çünkü aramızdaki diyalog kopukluğu bizim ilişkimizin soğumasına sebep veriyor. İş konularında rahat ama sevgi ve özlem var olarak gözüküyor. Eğitim, sevgili gençler, eğitim konusunda alaycı, iplemeyen, kendinizi ben biliyorum edasında sınavlarda gol atıyorsunuz. Gol atmayın, yarım alan evrelerimizi tamamlamamız lazım. Kafanıza taktığınız insanın sizinle bir bağı yok. Yolunuza bakın diyorum. İlişkilerde yıpranan ve üzülen sevgili ikizler için, üzüldüğünüz şeyin aynısını yaşamak istemiyorsanız kendinizi ilişki terapisti, yoga, meditasyon, astrolojik alanlarda kendinizi geliştirin ve ilişkiye kafayı takmayın. Yanlış ilişkidesiniz, zarar görmenizi istemiyorum. Bu ara nişanlanan, evlenen, evlilik yolunda olan çiftlerimizde pürüz ev, evim çözülmeden olmasını istemiyorsunuz ama şu an hayatınızdaki insanın buna gücü yok. Bence siz de destek olun. Samanlıkta seyran olmuyor. Hak veriyorum. Ama ilişkiyi sağlam oturduğunuz zaman mantıkla her şeyi başarabilirsiniz. Ayrılma planı olan ve ayrılamayan sevgili ikizler, artık zorlayıcı bir ilişki, yıpratıcı ve kaos dönemi ve yalanları sizi çok fazla yıprattı. Hoşça kal deyin. Çünkü bu acı size daha sonra büyük evreler yaratabilir. Araç alımı ya da araç satımı ile ilgili karar veren sevgili ikizler, yurt dışı seyahatinizden sonra ya da şehir dışı seyahatinizden sonra bunu hayatımıza geçireceğiz. Sevgili ev hanımları, eşinizin bitmeyen borcu, dırdırı, yalanı sizi çok yıprattı. Boşanamıyorsunuz da, bazı beklediğiniz paralar var, buna da cesaret edemiyorsunuz. Onun düzelmesi için ilişki koçu size iyi gelecek ve o hiç değişmeyecek. Bu değişimi siz istiyorsunuz. Allah sesinizi duysun ve cesaretiniz de yok. Çocuklar, ekonomik evrenizde sıkıntılarınız var ama sizin kendi ailenizde miras haklarınız var. O zaman bunları değerlendirin diyorum. Ve özellikle eşiniz uzun yol seyahati yapan sevgili ikizler için de eşinizin güzel bir iş imkanı ve artık uzun yol değil, kendi alanını iyileştireceği noktaları var gözüküyor. Sonbahar şeyi, kışın alerjisi yaşıyorum. Artık yaş ilerledikçe alerjilerim arttı diyorum sevgili takipçilerim. Bir de nişanlanan çiftlerde aile karışması, arkadaş karışması derken nişan atılabilir, bilginiz olsun. Evde ufak tefek masa sandalye değişimleri ve ayna almanın niyetinde olan sevgili ikizler için hayırlı olsun. Çocuklarınızla ilgili yatırım konusu içerisinde olan ikizler, acele etmeyin, daha bunlar için var. Ama mirasla alakalı yaşanacak kavgalar, krizler, özellikle anne köklerimizle alakalı olacak. Buna da sabırlı olun diyorum. Sağlık olarak iç kulak ve alerjik reaksiyonlarınız olabilir ve zor hırıltılarınız benim gibi olabilir. Dikkatli olun efendim. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler, güzel ailem, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Paylaşalım, paylaştıkça büyüyelim diyorum. Sevgili yengeçler, özellikle iş ekip arkadaşlarınıza güvenmeyi öğrendiğiniz takdirde alanımız, konumumuz ve çalışma tempomuzun daha verimli olacağını uyarıyor. Ve sizin bu ara kafanızda yenilenmek, yeni noktalar, yeni iş arayışları içerisinde gözüküyorsunuz. Alternatif gelecek tekliflerde olumluluklar var ama yerinizde de başarıya doğru gitme planı içerisindesiniz. Karar sizin.
Eğer ki serbest bir alanda çalışıyorsanız, bu ara yeni tanışacağınız insanlar, yeni ekip, yeni oluşturacağınız sosyal ağlardaki bağlantılarımızda işimizi büyütmek, alanı daha net bir noktaya itmek ve projelerde var olduğunuz sürece güçlenme var. Yani korkuyu geride bırak, kendi işine sağlam ve güçlü yapılanma yaptıktan sonra kriz görmüyorum. Yani biz geçmiş hatalardan çok alanımızı, insanları, projeleri, yurt dışı, şehir dışı ya da bulunduğumuz şehirde git gel olaylarında büyük kazançlarımız var. Bunu doğru değerlendirin diyorum. Bu ara güzellik merkezi ya da güzellik alanında çalışan yengeçlerde işinizde markalaşma, büyüme ve kendinizi geliştirme kararı içerisindesiniz. Hayırlı olsun. Kurumsal ekonomi, kurumsal da ekonomi bölümü ihracat ya da alım satım alanı ile ilgili bağlantılarınız varsa burada büyük denetimler, risk altındasınız, şimdiden hazırlıklı olun diyorum. Devlet kurumsal alanında çalışıyorsanız burada ani değişimler, sistemin değişmesi sizi korkutmasın. Siz de bu sistemde yarım bıraktığınız eğitimleri bütünleştirdiğinizde sistem size farklı noktalar açacak gözüküyor. Kendi işiniz ya da kendi işinizle alakalı planladığınız alanlarda da gerçekten alan değişecek, insanlar değişecek. Yapacağımız her iş bize unvan katacağı için iyi iletişimler, iyi insanlar var. Gözünüzü dört açın diyorum. Bu arada özellikle ve özellikle ailenize ait iş kapılarınız, iş imkanlarınızın büyüyeceği, baba ya da aile ait şirketimizin ya da iş yerimizin daha farklı alanlarda altyapısını oturtarak burayı planladığımız şekilde ilerletiyoruz. İnşaatlarla alakalı bağlantısı olan sevgili yengeçler için yerinizle ilgili değil, gideceğimiz işlerde çok büyük kazançlar ve primler kazanacaksınız. Eğer sigorta işiyle ya da farklı alanlarda işler yapıyorsanız da dolandırılma ya da dolanma evreniz çok fazla var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı özellikle eşinizin yemek krizleri olabilir. Odaklanma ve sinirsel evresi işine zarar veriyor olabilir. Siz de yanınızdaki insana taktığınız için odaklanamıyorsunuz. Aynı şekilde evdeki çocuklarımızla ya da çocuğumuzla ilgili plansız kararlar veriyorsunuz. Bunları düzeltmeniz lazım. Sevgili gençler, ilişkiler, çevre, hoppa, indik, aşağı gezdik derken notlar aşağıya doğru ilerliyor. Uyan, evet sevgilin kıymetli ama senin kariyerin de kıymetli, ona göre hareket et. Bu aşk kafasından çık. Evet sev, sevil, değer gör ama odak noktam kariyerin olması lazım, bunu unutma diyorum. Bu ara sevgilisinden ayrılan, kırılan ve hiç ilişki yaşamayan ve devamlı aynı döngüde dönen yengeçler, gökyüzü size çok güzel tanışmaları, güzel diyalogları ve güzel enerjileri veriyor. Doğru kullanma vakti. Uzun süredir ilişkinizle alakalı konuşma, terslik evresi yumuşayacak. Birbirimize daha değerli ve daha güzel iletişimler kuracağız. Tanıştırılma, aile içerisindeki bağlantıların daha sağlam noktası var gözüküyor. O yüzden birbirinize sıkı sarılın. Bir de kendi kariyeriniz için yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evrak ve tamamlanması gereken noktada haritanız size çok olumlu kapılar açıyor. Gözünü dört aç diyorum. Evet sevgili ev hanımları, sizin yorgunluktan çok misafir gelen giden kocanın sülalesi, kendi sülalenden kendine vakit ayırmıyorsun. Son zamanlarda vücut kaslarınız yıprandı ve kendinize uğraş arayıp evde Müge Hanlı gibi, evde Esrar Erol gibi değil de kendi bedeninizle alakalı noktaları iyileştirmeniz lazım. İleride kas sıkışmalarınız ve yürüme sorunlarınız olabilir. Dikkat edin. Ve çocuklarınızla, devamlı çocuklarınızı başka insanların çocuklarıyla eleştirmeyi bırakın. Onlar çok kıymetli. Sizin çocuklarınız çok zeki. Gör artık onu. Devamlı aşağılamayı bırak diyorum. Bir de eşinizin size olan tutumunu değiştirmek için ona güzellikleri anlatsanız da öğrenmiyor gibi gözükse de o size değer veriyor diyorum. Sizin de koltuklarla alakalı değişmesi gereken ve mutfağa da hani yemek masası konumuzla ilgili mutfağı büyütmek isteyebilirsiniz. Açık mutfak yapmak isteyebilirsiniz. Bu kararlarınız doğru. Yapabilirsiniz. Hayırlı olsun diyorum. Çocuk tedavisi ya da çocuk ilgili düşünenler biraz daha sabırlı olalım. Evet Allah size bu nasibi yapmış, haritanız uyarıyor ama doğru doktor, doğru tedavi şart diyorum. Sağlık olarak göz alerjimiz ve diş enfeksiyonlarımız, bu ara iltihaplanma, ağız aflarımız olabilir. Aman dikkat, sevgi ve mutlulukla kalın. Ev almak isteyenler anneniz ve kayınvalidenizden gelecek destekle olumlu gözüküyor. Hoşça kalın.
Sevgili aslanlar, nasılsınız güzel ailem? Yani kariyer ve kendinizle alakalı tamamlanmak istediğiniz ve eksik ve problemli iş ekip arkadaşlarınızdaki var olan konular daha rahat, daha sakin, kavgasız ve gürültüsüz bir hafta. Ama sizin içinizdeki fırtınalar o kadar sert ki her an birine bir şey patlatıp ben gidiyorum ayağında olabilirsiniz. Rica ediyorum, acele etmeyin. Ekonomik dünya çok zor durumda. Hayalleriniz yurt dışı ile ilgili, iletişimlerle ilgili noktanız var ama şu anki yeri sağlam tutalım. Çünkü 2023 dibin dibini görüp yıl biterken başlayacak bir ülkemizin temeli var. Sağlıklı ve sabırlı olmanızı öneriyorum. Kurumsal alanla ilgili bağlantı kurmak, iş mahkemenizle alakalı sorunlarınız varsa bu zafer sizin olacak. Yani siz pes ettiniz. Çünkü haklarınız, duruşlarınızla ilgili çok mücadele verseniz de çevre ve iş evrenizdeki insanların vurdum duymaz evresi ve rahat tavırları sizi çıldırtıyor. Ama çıldırmayın. Size güzellikler var. Kendinize gelin. Ne doğru nefes alın, doğru odaklanın. Her şey rayına girecek. Evet, sosyal çevremizdeki iş arkadaşımız, çevremizdeki insanlarla bağlardaki terslikleri görme vakti ve gideceğimiz iş kapılarıyla alakalı toplantılarla ilgili çok olumlu diyaloglar var ama sizin inanç çevreniz çok aşağıda. Bu hafta böyle bir inancımızı gökyüzüne tutalım. Biz varoluşumuzun kutlamasını yaparsak hiçbir şey sizin elinizden kurtulmaz. Yeter ki isteyin diyorum. Kendi işini kurmak ve bu konuda yakın dostunuzla ilgili yapacağınız projelerde hiçbir problem yok. Bence yapın çünkü siz istediğiniz oydu. Yurt dışında şirket açmak kafanızda bu tarz planlarınız varsa olumlu. Özellikle araba sanayisinde ya da galeriniz varsa çok yoğun bir tempo söz konusu olacak. İşlerde ya da çalışan insanlarınız sizi dolandırabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Çünkü gökyüzü Mars'ın retro oluşunu unutmamamız gerekiyor ve büyük kaoslar oluşturabilir ve bu sizin paranıza zarar verebilir. Devletle alakalı noktada çalışan sevgili aslanlar için hiç korkmayın. Pat pat söyleyin. Çünkü sizin çevrenizdeki insanların birçok kişisi elenme noktasına gidiyor. Sizin yeriniz değişecek. Ama uzun süredir iş bekliyorsanız devletle alakalı olumlu ve konuşmalarda ve bu konuşmalar sizin devlet, belediye ya da taşeron firmasıyla devlet kapılarınızla ilgili sorunların olmayacağını gösteriyor. Bu ara özellikle de yakın dostunuzla proje yazmak ya da senarist ya da blog yazarlığı ile ilgili fikirleriniz varsa ya da dijital alanlarda projeleriniz varsa gözünüzü dört açın ve yapın çünkü marka olacaksınız, korkmanıza gerek yok diyor. Serbest alanda ufak tefek para hataları yapabilir, kendinize zarar verebilirsin. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada gayet güzel rutin giderken eşinizin çapkın ruhu, vurdum duymaz ruhu eve böyle bir tartışma yaratıyor. Siz de öylesiniz, birbirinizin ruhu böyle. Bence abartmayın, sizde de hatalar var. İlişkiye sağlam çıkın. Yalnız eşinizin işinden çıkartılmaktan çok konum değişikliği. Siz işten çıkmak istiyorsunuz. Ani karar verip işinizi kaybetmenizi önermiyorum. Sevgili gençler, bu ara yapacağınız iş eğitim kariyerinizle ilgili çok olumlu, güzel motivasyonunuz artacak. Ocak ayında bir yurt dışı planınız var, olumlu şekilde devam edecek. Sınavlarımızla ilgili korkmayın sevgili gençlerimiz. Odaklanma başarınız var. Endişe etmenizi istemiyorum. Anne ile olan tartışmayı düzeltmeniz lazım. Bir de ilişkilerinizde böyle çok fazla süsleniyorsunuz. Gereksiz kıyafet harcamalarınız var. Aile yetişemiyor. Dikkatli olun diyorum. Ev hanımlarınla ilgili de özellikle çocukların eğitim konuları, gerginlikler, ailede geçmişe ait kavgalar gün yüzüne çıkacak. Bu hafta bunlarla uğraşacaksınız ama eşiniz sizi çok destekleyecek ve boşanma fikri olan aslanlar artık anlaşma yolunda yol ayrımına gidiyor diyorum. Evet, eski ilişkinizin geri gelmesiyle ilgili düşüncesi olan sevgili aslanlar, ne istiyorsun ondan? Yenisine bak, seni çok sevecek, güzel koklayacak bir ilişki var. Bence geçmişi bırak. Ama yakın dönemde ayrılanlar adım atma ve tekrar bu ilişki evliliğe doğru götüreceksiniz. Ve uzun süredir ilişkisiyle ilgili gel git yaşayan çiftlerimizde güzel diyaloglar, birbirimizi anlamak, anlatma ve güzel seyahatlerle birbirimize doğru adım atacağız. Hatta yılbaşı seyahati niyeti olan sevgili aslan, çiftinizle gideceğiniz noktada sözler, nişanlar havada uçabilir diyorum. Bu ara ev hanımlarının
ev taşınmak, bu evin enerjisinden rahatsız olanlar evde güzel bir değişimle birlikte almak istediğimiz anahtarı destekleyerek alacaksınız. Korkmanıza gerek yok diyorum, dedim bile. Sağlık konusunda özellikle alerjik boğaz ve kulak enfeksiyonlarımız ve özellikle akciğerdeki hırıltılarımız sıkıntı olabilir. Bir de kalp ritim bu dönem sizi zorluyor olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Ailede ufak tefek kazalar, dikkatsizlik ve araç kazaları söz konusu. Aman dikkatli araç kullanın, ailede zarar görmeyin. Aile büyüklerimizde özellikle erkek köklerimizle ilgili sağlık problemleri biraz yıpratsa da sonu ferah gözüküyor. Üzülmeyin efendim. Sevgili Başaklar, güzel ailem nasılsınız? Takipte yorum yapmayı, güzel güzel paylaşmayı unutmayın diyorum. Evet, yurt dışı ile ilgili beklentileriniz varsa evraklarınız olumlu. Vize de red gördüyseniz, pasaportunuzla ilgili krizleriniz varsa, şirketle ilgili yaşanan krizlerin düzelip yurt dışı ile alakalı beklentileriniz olumlu olarak gözüküyor. Bilginiz olsun, size bir artı enerji var. Mesela eğitiminizle ilgili yarım ya da şirketinizin size sunacağı eğitimle ilgili gitmeniz gereken yolculuklarda olumluluklar var. Var dedim. Evet, kurumsal alanla ilgili işe girmek, alanınızda yetkilenmek istiyorsanız bunun için aralığın 27'si, 28'i sizin için daha doğru. Yani aceleci tavırlar sizin şu anki yerinize zarar verebilir, daha dikkatli. Ama bulunduğunuz şirkette yer değişimi, bölüm değişimi ile ilgili beklentisi olan sevgili Başaklar, evet gidin görüşün, hem maaşınız hem yerinizle ilgili netliğe kavuşmak istiyorsunuz ve şey üstünde kalırsa diken üstü, o evre bitecek, gidin halledin diyorum. Farklı bir kurumsalda beklentisi olan sevgili Başaklar için olumlu projeler var, değerlendirmeniz sağlıklı. Devletle bağlantılı noktada çalışıyorsanız yer değişimi, tayin ya da bu konu atamayla ilgili beklentileriniz varsa bir 20-25 gün stresli olsa da sonu sizin için hayırlı olacak gözüküyor. Ailemizde gitmesi gereken farklı şehre evladımız ya da iş gereği ya da ataması gerçekleşen kişilerin ev arayışları biraz stresli olabilir. Lojman beklentisi olan sevgili Başaklar için hayırlı olsun, kira ödemeden lojmanınız size sunulacak gözüküyor. Toprakla alakalı organik gıda, organik tarım ya da toprakla ilgili projelenmek isteyen sevgili Başaklar, bu ara araziyle alakalı araştırmalar, bu dönem bunu yaptığınızda 2023'ün sonunda hedeflediğiniz projeye ait olacaksınız. Bilginiz olsun. Evet, şu dönem ekonomik olarak zorlandığınız noktada gerçekten Aralık 5-6'dan sonra aile büyüklerimizin gayrimenkul konularında güzel gelişmeler, sizin de ekonomik olarak onlardan alacağınız destek sizi çok güzel rahatlatacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız, aile bağlarıyla alakalı işleriniz varsa biraz daha hani danışan ya da müşteriyle alakalı diyaloglarda gerginlikler, anlamsız tartışmalar söz konusu olabilir. Sizin biraz fevri davranışınız karşı tarafa ürkütüyor olabilir. Daha yumuşak geçişler. Eğer siz konuşmuyorsanız gitsin kardeşiniz, ablanız, çevrenizdeki insanlar konuşsun. Çünkü iğneleyici sözler kayıplara sebep olabilir. Dikkatli olun diyorum. Eğer ki devletten kurumsala geçmek isteyen sevgili Başaklar, olumsuz bir şey yok da ne istediğinizi bilin, nerede olmak istediğinizi bulmanız gerekiyor diyorum. Evet, alım satım sektörü ya da ihracat alanında çalışanlar Başaklar'da çok güzel değişimler var. Var, var, var. Güçlenme var. Bulunduğumuz evi satma planı içerisinde olan Başaklar, yeriniz değerli, kıymetli. Onun yerine kredi çekin, oraya geçin, evinizi kiraya verin. Hiç burayı kaybetmeyin istiyorum. Burası köklerinizden çok kıymetli bir nokta, unutmayın efendim. Evet, duygusal olarak kendini yıpratan, acı çeken Başaklar, aşk gökyüzüne size renk katıyor, keyif katıyor. Geçmiş ve gelecek birbirine karışabilir. Hem geçmişten gelecek hem de yeni insanlar kapınızı karıştırabilir. Dikkatli olun diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşiniz devletle ilgili kapı bekliyorsa olumlu ve çevreden biri girerek o kapısı aydınlanacak. Sizin işinizde kendi işinizi yapmak istiyorsunuz. Artık başkalarına para kazandırmak istemiyorsunuz. Acele etmeyin, bir 6 ay vaktiniz var. Mantıklı olmanızı öneriyorum. Hata yapmanıza gerek yok. Aşk konusunda yıprananlar, yeniler, geçmişler kapınızda köle olacak. Ama hiç aşık olmayan ve aşk arayanlar için renkli bir hafta, güzel bir hafta, tanıştırılmalar, gideceğiniz mekanlar, iş yerinizdeki insanların beğeni oranı var.
karar sizin diyorum efendim. Güzel aşklar size keyif verecek. Uzun soluklu ilişkinizdeki bazı çekişmeler, tartışmalar yıpratabilir. Bu hafta dilimizi kapatacağız. He he deyip geçmemiz lazım. Yoksa ilişki pat diye ayrılığa doğru gidebilir diyorum. Ev hanımları bu ara kafaları, çocukların eğitimi, eşinizin iş temposu, evin bütün yükü sizin üzerinizde, eşinizin pintiliğinden bıktınız. Yani bu ara böyle bir para telaşınız var. Eşinizin size yapacağı sürpriz bir para sizi rahatlandıracak. Eğer üst katta oturuyorsanız orta kat ya da ortadan alt kata geçme gibi fikrimiz iyi olacak gözüküyor. Aile müsait araziyle alakalı da satılmasını bekliyorsanız oranın satışı gerçekleşecek ama sonra çok pişman olursunuz. Tekrar tekrar bu noktayı düşünmenizi lütfen istiyorum. Çünkü orası çok değerlenecek. Yani güzel bir değeri kaybetmenizi istemiyorum. Sağlık olarak özellikle bu dönem boyun fıtığı ve bel fıtığı ve özellikle sırt ağrılarımızdan kaynaklı gece yatamama problemlerimiz var. Bir de rüyalarımız ve devamlı korku enerjimiz olabilir. Bunları düzeltmemiz lazım. Aslında araç düşünenler kapınızda aracınız. Hayırlı olsun efendim. Sevgili teraziler, beğen, yorum yap, abone ol. Yani özellikle şunu demek istiyorum. Ortak gelirlerimiz, ortak konularımızla alakalı gündemimizde çok verimli bir hafta. Harcamalarımıza dikkat etmemiz gerektiğini unutmamamız lazım. Ve bu ara özellikle ilk hafta, yani 28-4 Aralık haftası, 28 Kasım 4 Aralık haftası gideceğimiz seyahatler, yapacağımız yolculuklar bize başarı noktamızı var edecek. Yurt dışı, şehir dışı alanlardaki olumlu diyaloglar ve yapacağımız alanlar sizi farklı bir kategoriye katacak. Bence yarım bıraktığınız dil eğitiminizi tamamlamanız gereken yarımlıkları bir gözden geçirin. Mutlaka ve mutlaka bunlar sizin için artı olacak, çözmeniz gerekiyor. Kurumsal bir alanla alakalı beklentiniz varsa imzanız atılmış, hayırlı olsun. Kurumsal bir firmadan bölüm ya da alan değiştirmek istiyorsanız yöneticiniz biraz inatçı. Onun yanındaki bir, sizin güvendiğiniz bir dostunuz var. Ona söyleyin, onunla onun arası gayet sağlıklı. Bir an önce bu işinizi çözebilir diyorum. Eğer ki kurumsalda farklı bir şirket beklentiniz ya da böyle kapılar arıyorsanız yeriniz doğrudur. Şu an acele etmeyin. Çünkü her noktaya odaklanamıyorsunuz. Şu an gitmeyi düşündüğünüz nokta sizin için olumlu olsa da zaten insanlarla anlaşamıyorsunuz. Oradaki insanlar sizi gereksizce yıpratabilir. Yerimizde kalıyoruz, unutmayın. Serbest çalışıyorsanız, işinizle alakalı planladığınız yenilikler varsa, her kapı size olumlu şekilde açılsa da sizin tedirgin ruhunuz var. Bu tedirginliği bu hafta atalım, korkularımızı atalım. Başaramayacağım enerjisini çok fazla kendi üzerinize yüklüyorsunuz. Siz başarılı ve adaletlisiniz. Kendinize gelin efendim diyorum. Devlette çalışıyorsanız, devletle ilgili beklentilerinizle ilgili her şey aynı. Otur evranı tamamla, yıl tamamla, düzeni tamamla, dedikodu yap, keyfine bak ama kimsenin sizinle ilgili konuşmasına fırsat verme. Çünkü senin yerin rahat olduğu ve arkanda biri olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden senin ayağını kaydırmaya çalışsalar da sen yerine sağlam bak diyorum. Uzun süredir devlete girmek isteyen sevgili teraziler için şu an için imkansız ama Ocak ayı bu kapılarımızın fırsatı var. Taşerondaysanız Mart ayında bu kapılarımızın fırsatı var. Memur olma enerjiniz var gözüküyor. Akademik olarak kendinize farklı bir üniversite ya da farklı bir lise beklentiniz varsa da bunun için Şubat ayı çok doğru bir zaman. Şimdiden enerjinizi düzeltin. Olumlu evre yaşıyorsunuz diyorum. Eğer ki yurt dışı firmasında çalışıyorsanız, şirketiniz sizi Japonya'ya, şirketiniz sizi Amerika'ya atabilir, bilginiz olsun. Ama ekonomik olarak güçlenmek istiyorsanız bu fırsatlarımız gayet güçlü, değerlendirmenizi öneririm. Eğer ki iş kriziniz ve uzun süredir evde oturuyorsanız aile dostunuzdan bir erkekten çok güzel bir fırsat kapınız var, değerlendirmeniz gerekiyor. İş mahkemeniz, işle alakalı yaşadığınız krizler sizi çok fazla yıprattı, motivasyonunuzu düşürdü ama güzel bir kapının da sevinci var. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada beyiniz işten ayrılıyor, geçmiş olsun diyorum. İnadım inat modunda dikkatli olun. Siz de işinizle ve mertebenizle ilgili değişmesi gereken noktanızla ilgili haber bekliyorsunuz. Hayırlı olsun, bu haber sizin kapınızda var, endişe etmeyin efendim diyorum. Yalnız ve yalnız şunu demek istiyorum. Bu ara ruhunuz çok böyle nefes alırken heyecan yaratır ya,
İş çevreniz, çevrenizde aşk enerjileri var. Böyle ruhunuz değişecek. Güzel kılıflar, makyajlar ya da kravatlar, ayakkabılar havada uçacak. Aman fazla bakmayın, evdekiler ya da çevrenizdeki sizinle bağı olanlarda biraz olaylar karışabilir diyorum. Dikkatli olun efendim. Hata yaşadığınız ilişki ve evliliğinize zarar verebilir. Uyardım. Evet, uzun soluklu ilişkilerinizle ilgili yaşadığınız krizler sizi yıpratıyor. Gözyaşı, ağlama krizleriniz devam etse de kabullenme dönemimiz. Artık kabul ettik. Ve yüzleşeceğiz ve bu yüzleşmede artık doğru evreyi bulacağız diyorum. Bir de ayrıldığınız kişinin sizinle alakalı noktada düşüncelerini merak ediyorsanız, o adım atmak istiyor ama aynı kafada adım atmak istiyor. Değişmeyeceğini bilin lütfen. Evlenme teklifiyle ilgili beklentiniz varsa Şubat, Ocak 21, Şubat 21 arasında yüzüğünüz hayırlı olsun. Ama ev kredisiyle ilgili kararınız varsa, bekarlar kredi alıp ev almak, aileniz bunu destekliyor. Lütfen buna okey deyin. Güzel bir ev anahtarı sizin gelecek hayatınızın garanti olmasına yardımcı olacak. Korkmayın. Evet. Sevgili ev hanımları, dırdır, mırdır, dedikodu, her şey bitti ama sizin sağlık problemleriniz var. Mide ve üreme organlarımızla ilgili sancılarımız var. İlişkiye girerken canınız yanıyor olabilir. Acilen bir kadın doğum uzmanına gitmeniz lazım diyorum. Eşiniz işi bırakmaktan çok işini büyütmek, daha büyük hedefleri var. Ona destek olmanız lazım. Korkmanıza gerek yok. Bu ara boşanma fikri olan teraziler, yasal haklarınızı alacaksınız. Hak, ev, mal, mülk konularımızda herhangi bir sıkıntı yok. Siz olayı abartmayın. Dibine kadar alın, haklısınız. Çünkü yapılan haksızlık sizin canınızı yaktı. Ailemize ait bazı çözülmesi gereken mal konularında yasal ertelemeler olabilir. Davalar, malınıza ait devlet kadastro getirmiş olabilir. Bununla ilgili hak davalarınız olacak. Son aydınlık diyorum. Evet, bu ara sağlık konularımızla alakalı noktada alerjik değil de cilt dökülmeleri ve cilt lekelenmeleri olabilir. Bir cildeyeciye gidin bakalım ne var, kontrol edin diyorum. Hoşçakalın efendim, sevgiyle kalın. Sevgili akrepler, nasılsınız güzel ailem, güzel takipçilerim? Abone olmayı, yorum yapmayı durun. Ekonomik anlamda eylemlerimiz başlayacak. Yatırım, plan, program. Yani işimizde de daha ön planları planlayacağımız bir hafta. Gelecekle ilgili, 2023'le ilgili beklentilerimizin rayını oturtacağız. Daha bilinçli hareketler edeceğiz ama aceleci, sosyal çevre ilişkilerde iplerin kopacağı bir dönem. Haberleşmede de yaşanacak krizlerde sert ifadeler söz konusu olabilir. Mantıklı hareket ettiğinizde sizde zarar yok. Çevreniz zarar görebilir sizin sayenizde. Bilginiz olsun diyorum. Evet, kurumsal bir alanda çalışıyorsanız, üst düzey yöneticilerinizin ani değişimleri ve şirkette genel denetimler sizin kafanızı karıştırabilir. Siz mantıklı olmanızı istiyorum. Hatta bulunduğunuz alan komple de taşınabilir ama sonu sizin için hayırlı ve ferah. Eğer kurumsal bir alandan iş beklentiniz varsa bunu unutacaksınız. Serbest alanla alakalı iş bağlantılarınız size daha olumlu ve daha keyifli söz konusu gözüküyor. Bulunduğumuz şirketin yurt dışı ile ilgili sizinle ilgili düşünceleri olumlu olmasına rağmen sizin cesaretiniz yok. Lütfen bu fırsatları, bu kapıları doğru değerlendirin. Sizin büyümeniz ve alanınızla ilgili daha büyük alternatif oluşumlar olacak, değerlendirmeniz gerekiyor. Serbest bir alanla alakalı iş yapanlar için biraz çevrenizdeki insanların patavatsız konuşması, yıpratıcı ve alaylı tavırları ve çevremizi bir elememiz lazım. Yeni çevre, yeni alan sizin daha güçlenmenizi ve daha büyük fırsatlar yaratmanız lazım. Sizin iplemiyormuş gibi dursanız da iş alanınızla ilgili siz idealist ve radikal insansınız. Boş insanları atma vakti, çöre yollama vakti, yeni çevre az olsun öz olsun size para kazandıran insanlar olsun, uyarıyorum. Bir de bu ara dükkan ya da ofis açmak isteyen akrepler, hayırlı olsun. Eğer avukatsanız yeriniz hayırlı olsun. Eğer diyetisyenseniz hayırlı olsun. Eğer kendinize matbaa alanı, ne istiyorsanız yapacağınız işte başarı ve olumluluk var. Ve özellikle dijital alanlarla da yapmak istediğiniz projelerde olumsuzluk yok. Cesaret zamanı, tam zaman. İş mahkemesi uzun soluklu, son 4-5 yıldır mahkemesi olan akrepler kazandınız. Hayırlı olsun. İş iadenizle ilgili beklentiniz varsa da Rabbim bu fırsatı size en iyi şekilde sunuyor. Hak ve hukuk. Yani hani deriz ya, mazlumun ahı aheste aheste çıkar. Siz mazlumdunuz. Aheste aheste haklarınızı alacaksınız.
Hayırlı olsun efendim. Çalışan çiftlerimizle alakalı ekonomik tartışmalar, gereksiz harcamalar çifti zorluyor. Biraz ortak karar verip yatırım yapmanız lazım. Yoksa bu evlilik hem yatırım konusunda hem iletişim konusunda ve hem iş konusunda tersliğe gidiyor. Bilginiz olsun. Sevgili gençler, havanız sonbahar havası, kışa hazırlanıyorsunuz. Halledeceğim, halledeceğim deyip her şeyi yarım bırakıyorsunuz ve aşk enerjiniz, flört enerjiniz çok yüksek olduğu için odaklanma sorununuz var. Yavrucuğum yapmayın çocuklarım. Ben 47 yaşındayım. Sizler gelecek nesillerimizsiniz. Sizler varsınız ki Türkiye Cumhuriyeti var olacak. Odaklanın lütfen güzel çocuklarım. Evet sevgili gençler, aşk konusunda beklentileriniz varsa, kalbim kıpır kıpır olmak istiyor diyorsanız, evet ya, bu hafta böyle heyecan var, enerji var. Yani ruha iyi gelecek flörtler var. Yanlış yapmayın ve bu ara bağımlılıklarınız artık, merak duyduğunuz bağımlılıklarınız, vücudumuza bağımlı olabilirsiniz. Lütfen bir an önce bu konuları da kenara tutmamız gerekiyor. Aşk konusunda yer alan akreplerde özür dilemeler var, bağışlanmalar var. Karar sizin. Uzun soluklu ilişkinize de artık veda etmek istiyorsunuz. Onun sorumsuz olduğunu farkındasınız. Heyecan ve koku takıntınızdan dolayı bırakamıyordunuz. Bırakma vakti, veda etme vakti. Bir de son bir senedir flört eden akreplerde aile tanıştırması, kuzen akraba tanıştırmaları size iyi gelecek ve enerjinizi mutlu edecek diyorum. Evet, bir binanın satışını bekliyorsunuz. Özellikle emlak sektöründe çalışan, bu bina sattıktan sonra ev alacağım diyorsunuz. Hayırlı olsun, o binanız doğru insana satıyor ve siz de istediğiniz hakkı alacaksınız. Bu ara ev hanımlarının bitmeyen derdi, yani bir türlü evi kışa hazırlayamıyorsunuz ve doğalgaz ya da kombinizle alakalı yaşanan krizler biraz sıkıntılı olabilir. Acil kombinizi, doğalgazınızı bir an önce halletmeniz lazım. Elektrik tesisatınızda sıkıntı var. Dikkatli olun, evde ufak tefek yangınlar çıkabilir. İhmal etmeyin diyorum, dedim bile. Eşinizle aranızdaki kriz yavaş yavaş toparlanıyor ve çocuklarımızla alakalı bağlantılar da düzelmeye doğru gidecek ama ciddi kavgalı ve şiddet eylemi içerisinde olan sevgili akrepler, boşanma yolundasınız ve bu boşanmada hem siz hem onun hayatı için sağlıklı gözüküyor ama aileler arasındaki, eğer yakın akraba evliliği yaptıysanız, büyük kıyametler kopacak. Ona göre hazırlıklı olup canınız yansın istemiyorum. Sağlık olarak özellikle saç dökülmeniz, alerjik kaşıntılarımızdan çok hani karşı kirpik dökülmelerimiz olabilir. Stresli bir vücut yapınız var. Bir psikoloğa giderek burada nerede sinirleriniz yıpranmış, hangi noktanız tıkanmış onu çözmeniz lazım. Kel kalmayın, kaşsız kalmayın, kirpiksiz kalmayın efendim. Bir de küçük bir operasyonunuz var. Bu operasyon gayet sağlıklı ve hayırlı geçecek. Sevgili yaylar, nasılsınız güzel ailem? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Sağlığınızla alakalı bu hafta küçük operasyonlar, tedaviler, yani biraz stresli evreler bizi yorsa da iş hayatımızda da aynı gerginlik, insanların hasta halleri, ev ofis çalışmaya doğru ilerleyebilirsiniz. Ev enerjiniz sizin iş alanınız için daha hayırlı oluyor. Kurumsal bir alandaysanız, alanınızda büyük batış ve şirket yönetimindeki yaşanacak krizler hepimizi ve sizin iş alanınızı etkileyecek ve birçok işten çıkartılma konuları söz konusu olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Başka bir alana geçmek istiyorsanız da şu an için önümüzdeki size uygun alanlar yok. Alternatif nokta ve yurt dışı bağlantılı maillerinizi denemenizi ve bu noktada olumlu cevap alacağınızı uyarıyorum. Şimdiden başlayın. Kurumsaldan kendi işinizi yapmak farklı, ortaklı projeleriniz varsa hemen yapın. Çünkü şirketinizde büyük kaoslar var, büyük işten çıkartılmalar var. Küçük de olsa yerinizi açın ki yavaş yavaş büyütmeye doğru ilerleyin diyorum. Devletle alakalı bağ kurmak, devlet işine girmek isteyen sevgili yaylar için, evet, sözelden de yazıdan da olumlu geçseniz de orada birini devreye sokmanız lazım. Siz olumlu gözüküyorsunuz ama alanda herkes ahbap gibi olduğu için siz dış kapının dışmanı. Ahbap birini bulun, bu kapı sizin için hayırlı. Bu ara sınavlarınız ya da devletle bağlantılı yapacağınız sınavlarda olumsuzluk yok diyorum, uyarıyorum. Devlet, avukat, savcılık, hakimiyet ya da öğretim görevlisiyseniz sürgünler ya da sürülmeler ya da iftiralardan kaynaklı görevinizi başka bir yere atabilirler. Aman dikkatli olun, zarar görmenizi istemiyorum dedim. Nikem gözlüsün diyeceksiniz de alakası yok. Son 2 aydır sevgili yaylar, devlet ya da büyük kurum
duygusaldaysanız ayağınıza kaydıracak insanlarla alakalı. Ben haritaya göre karar veriyorum. Hislerimi konuşturmuyorum. Şu an bilginiz olsun diyorum. Ve son zamanlarda kafe, restoran ya da küçük bir kendime dijital alanlarda yemek üzerine projeler yapmak isteyen hanımlara sesleniyorum. Yapın, marka olacaksınız, cesaretinizi toparlayın diyorum. Bir de inşaat sektöründe çalışan sevgili yaylar, Doğu Asya'yla yapacağınız projelerde çok olumlu süreçleriniz var. Hemen yapın ve olumlu ve aydınlık gözüküyor. Serbest işlerle ilgilenen, hani dışarıda devamlı toplantı, seyahatler yapanlar için olumlu diyaloglar, olumlu anlaşmalar ve size güzel fırsat kapılarınız var. Korkmayın, yapın ki cesarette güç, güçte para var, siz de paralanmaya doğru gidiyorsunuz. Çalışan çiftlerimizle alakalı, iş konularınızla ilgili ne kadar stresli olsa da yere ihtiyacınız var, ödemeleriniz var. O yüzden sabırlı ve sakin olun ve sizin geçmişe ait borçlar devamlı bitmiyor. Bitmedikçe evde bir gerginlik var, çocukların eğitimi, okulları, dersleri sizi çok yıpratıyor. Korkmayın. 7. ayda rahata ereceksiniz. 7. aya kadar işinize hakim kalın. Sevgili gençler, evet bu ara dil eğitimleriniz, yabancı kurslar, ne bileyim sanat üzerine meraklarınız olabilir, yapın. Ama kalbinizdeki kişiye, gözleri renkliyse sizi istiyor, bunu bilin. O sizin gelecek hayat arkadaşınız. Eğitimle ilgili başvurduğunuz noktalarda olumsuz bir şey yok. İtalya, İspanya, İngiltere düşünen sevgili yaylar, yolunuz aydınlık olsun. Ama Amerika ve Almanya mühendislik alanında okuyan çocuklarımız, Almanya ya da Çin kapınız var, merak etmeyin diyorum. Sevgili ev hanımları, yaşadığınız her şeyde çok yorgun ve ağlama enerjiniz çok fazla var. Üstünüze eşinizin ailesi çok fazla geliyor. Eşiniz sizi anlamadığını düşünüyorsunuz ama o da ailesiyle alakalı bağlara çok düşkün olduğu için idare etmeyi bilmiyor. Bir psikolog ya da doktor şart diyorum. Evet, aşk konusunda yaralan sevgili yaylar, acı çekmek özgürlükse ne kadar çekeceğim diyorsanız, bence ocağın ilk haftası itibariyle aşk size yenilik katacak ama aralığın sonunda eski sevgiliniz geri gelecek. Sabırlı olmanızı istiyorum. Eğer ki yeni ilişkiye başlayanlar için de ciddi ve keyifli bir ilişki, korkmanıza gerek yok. Tuttuğunuz el sizi çok sevecek, çok aşık olacak. Merak etmeyin. Alım sorunlarınız ya da mal konularınızla alakalı satmaya çalıştığınız yerlerde dolandırılabilirsiniz. Emlakçınız kimse, dikkatli olmanızı öneriyorum. Dedim bile, mutlaka ihmal etmeyin diyorum. Bir de hala, amca arasındaki yaşanan krizler babanız ya da ailemizi biraz yıpratabilir. Hazırlıklı olun. Bu ara evlenmeyi düşünen, yola gitmek isteyen evladınızın yolu aydınlık, korkmanıza gerek yok. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken mide asitlerimiz ve uyku apnemiz olabilir ve midemizde gaz sıkışması ya da içte bir kanama olabilir. Bir mide kontrolü yapmanızı istiyorum ve doktora gitmenizi gerektiğini uyarıyorum sevgili takipçilerim. Evet, bu ara bol seyahatler, bol arkadaşlıklar, bol dostluklar, hem eleyeceğiz hem de yeni hayatımıza alacağımız insanlar bize umut olacak diyorum. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, güzel ailem, nasılsınız? Yani özellikle bu ay aşk ayı, bu ay duygu ayı, bu ay yani Aralık size öyle güzel enerjilerin içerisinde yaratacak ki kalbiniz kıpır kıpır, ruhunuz kıpır kıpır olacak ama işlerinizle alakalı yaşanacak bazı olumluluklar da size artık güç ve güven kazandıracak. İşinizde yer değişimi, iletişim ve toplantıların arkasından gelecek güzel haberler sizin motivasyonunuzu artıracak. Hem aşk, hem para, hem iş konusunda size 10 yıldız veriyorum. İsteklerinize kavuşmak. Hani deriz ya, bazen umudumuz kesilir. Evet, şu an umut size çok fazla verildi ve bu umudu doğru değerlendirin ki gücünüze güç, kariyerinize kariyer, yarım kalan birçok şeyi de tamamlamak için ne bekliyorsunuz? Olumluluk var, hayırlı olsun diyorum. Kurumsal alandan şirketinizin size yönlendireceği yurt dışı, şehir dışı seyahatlerinde olumsuz hiçbir şey yok. Ama biraz yorgun, ama biraz umutsuz enerjinize keyif katacak ve kendinizi daha iyi tanıyacağınız evredesiniz. Farklı bir kurumsalla ilgili beklentisi olan sevgili oğlaklar için de güzel fırsatlar var. Enerjinize enerji, ama bir şirketinize, geçmiş şirketinizle ilgili yasal süreçlerimiz var ya da yapmak istediğiniz bir evrak var. Bunu çözün. Burada haklısınız. Endişe etmeyin diyorum. Aile büyüğümüzde bir hastanede kriz yaşanmış olabilir. Bu kriz için dava açmayı düşünüyorsunuz. Açmanız gerekiyor. Burada pisi pisine yaşanan krizler o kişiyi zor durumda bıraktı. Bu davayı ihmal etmeyin. Hem hayır için kazanın, hayır için dava edin diyorum. Devlette çalışıyorsanız
Özellikle askeri alan polis, devletin üst düzey meclisteyseniz burada bu karışık dönemler, istifa evreleriniz olabilir. Daha mantıklı adım atarak bu noktaları uyarmanız gerekiyor. Kendi işinizle ilgili ortaklar arasındaki yaşanacak ve ayrım kararı içerisinde olduğunuz noktalarda doğru adımdasınız. Kendi fikrinizde ortağa para kazandırıyorsunuz. Artık bu enerjiyi yapmak istemiyorsunuz. Kendi yolum, ailemden birilerini alıp çözerim diyorsanız da aileye güvenmeyin. Hep aileden zarar görüyorsunuz. Yine başa dönmenizi istemiyorum. Eğer yeni bir iş kurmak istiyorsanız ve işinizle alakalı güzel teklifleri değerlendirin. Özellikle yabancı ülkede bir iş kurumu ya da yabancı bağlantılı iş ortaklıkları yapacağınız noktada markalaşmanız var. Cesaret edin ve markayı kazanın, kendinizi büyütün. Küçük bir esnafsanız yerinizde ufak tefek değişimlerle birlikte ekstra bir bölüm açacaksınız. Orası da size ekstra kazançlar sağlayacak. Geçmişe dönük yasal problemli evrelerinizi yavaş yavaş avukatınızla çözmeye, taksitlendirme ve borçlarınıza ait noktayı planlı şekilde hareket ettiğinizde 2023'ün 9. ayına kadar pürüzsüz ve rahat bir nokta, ama almak istediğiniz bir kredili ev konumuz var. Hayırlı olsun, almanız gerekiyor. Size de bu konu mutluluk yaratacak diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada ev satımı kararınız var. Daha büyük bir eve geçmek istiyorsunuz. Kenardaki parayı değerlendirmek istiyorsunuz. Doğru bir karar. Altınınız var. Biraz daha bekleseydiniz, öyle karar verseydiniz, uyarıyorum. Yani en azından Ocak evresine doğru altın büyümüş. Ocak'ta altın aşağıya doğru inecek. Hemen Ocak ortasında satın, malınızı alın istiyorum. Şimdiden hayırlı olsun. Evet, okuyan sevgili oğlaklar için çocuksu yönünüz, aşk enerjiniz, eğitimde başarırım dediğimiz noktalarda pürüz yok. Ama bu ara dil eğitimi almak istiyorsanız bunu tamamlamanız lazım. Çünkü sizin dil eğitimi Fransızca, İspanyolca merakınız var. Ve özellikle de Japonca merakı olan sevgili oğlaklar, yapmanız gerekiyor. Aşk konusunda sürünenler, yeni heyecan var. Geçmiş ilişkilerinizle ilgili haberler alıp mutluluktan zil takacaksınız, bilginiz olsun. Ama ciddi ilişkisi olanlarda da yüzük beğenmeler, kararlar, aile tanıştırmaları var. Hadi hayırlı olsun, olumsuz bir şey yok. Ama şöyle diyeceğim, evliliği uzun süredir sözlü şiddet, anlaşamama, yatak ayrımı yaşayanlarda da boşanma netliği ve avukatlar arasındaki yaşanacak mal karmaşası ya da kadının mağdur etme fikri olan sevgili beyler, eşiniz ve çocuklarınız mağdur olacak, dikkatli karar verin diyorum. Evliliği güzel gidenlerde de çocuklarınızla ilgili güzel planladığınız eğitim ve onlarla ilgili yapmak istediğiniz toplu bir yatırım fikriniz var. Doğru mantıkta yapacaksınız ve ailenize ait mallarda da özellikle babanız çocuklarınıza bir mal niyeti var. Hayırlı olsun diyorum. Dedim bile, evlenmiş ayrılmış hiç ilişkisi olmayan oğlaklar için akılcı kararlar veriyorsunuz. Mantık doğrultusu, yaşlılıkta bu evre gitmez sevgili gençler. Yaşlılığınıza çok var. Lütfen mantık da olsa hayat arkadaşınızı seçmeyi, yalnızlık sadece Allah'a mahsus, rica ediyorum. Doğru da bir insan, mantığınızla karar verin, iyi gelecek. Bir de kiracı olan sevgili oğlaklar, mal sahibinizle ilgili tartışmalarınız var ve burada haksızlık ve size avukata verebilir, dikkatli olun diyorum. Sağlık olarak özellikle şeker ve tansiyon riskiniz ve kulak ağrılarınız da vuruyor. Mümkün olduğu kadar bir kan tahlili yapıp nerede eksiğiniz varsa B vitamini de olabilir, bu eksikliğinizi çözün. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, ben kalp, yorum ve aşkla yorum yazın. Ya ne bu böyle ya? Yani şunu unuttunuz, bunu unuttunuz. Ya geçen hafta tarotlarda o olmuş ama bizle alakalı bir durum yok, bilginiz olsun. Evet, 28 Kasım sizin iletişimle ilgili sosyal ağlarla alakalı yaşanacak çalma, cep telefonu, bankalarınız ya da yanlış paralar aktarılabilir, hırsızlıkla suçlanabilirsiniz. Dijital alanlardaki diyaloglara, mailleriniz, şifreleriniz, hepsini değiştiriyorsunuz, unutmayın efendim. İş konumuzla alakalı yeni başlayacağınız iş hayırlı ve uğurlu olsun. Hatta güzel bir kurumsal firma sizi mutlu ve motivasyonunuzu arttıracak bir nokta. Buraya daha sağlam ve bilgeli devam ettiğinizde kalıcı ve uzun soluklu noktanız başlıyor. Eğer ki uzun süredir bir kurumsal alanında finans, gayrimenkul, alım satım noktalarında çalışıyorsanız burada yer değişiminizle ilgili beklediğiniz ünvanınız şimdiden gerçekleşmiş olacak. Para konusunda yöneticiniz ya da patronunuz
pinti olabilir. Vereceği paraya razı olun. Alternatif gitmek istediğiniz noktada aynı fiyatı veriyor. Yeri değiştirmenizin bir anlamı yok. Prim konusunda oturulacak haklar var. Bunu daha doğru değerlendirmeniz gerekiyor diyorum. Devletle alakalı kapılarımızla ilgili yaşanan krizler, işlerinizdeki tartışmalar ve oradaki anlamsız kaoslar sizi yıpratabilir. Siz sessizlikle seyredin. Yani orada bir oyun var, sahne var. Bu sahneye dahil olmayın. Yoksa sizin de ipiniz çekilebilir diyorum. Başka bir şehre ya da başka bir bölüme değiştirmek istiyorsanız işinizle alakalı yazınız onaylı. Yazmadıysanız da onayınız doğru olacak. Şimdiden yazın, yeni yeriniz, yeni noktanız hayırlı olsun. Serbest ya da kendi işinizi yapıyorsanız çok güzel değişimler, çok güzel fırsatlar ve bu fırsatlar size ayrı bir renk katacak ve işinizi büyütmek, para ekonomimizle alakalı yaşanan evreleri düzelteceğiz. Sabit bir noktada sıkışmış bir vaziyette çalışıyorsanız iş yerinizdeki insanlar yerinizi kıskanıyor. Boş verin, orayı güzel tutun ve ekstra farklı projelerde de yer alıyorsunuz. Ek paralarınız da var. Sakin ve rahatta olun. Borcu çok yüklü olan sevgili kovalara şunu demek istiyorum. Sistemsiz harcadığınız borçlar, sizin şimdi bilmemlerimizi tırmalar modundasınız. Hak veriyorum ama Şubat'ın ortası, Şubat'ın sonuna kadar bunlarda büyük bir rahatlık var. Şimdiden bu sistemi kurarsak Şubat, Ocak ayı daha renkli ve daha keyifli yaratabilirsiniz. Şimdiden uçak bileti aldınız. Seyahatleriniz yurt dışı ya da şehir dışında yılbaşı kutlamalarınız başlıyor. Ne yapıyorsun anam? Hem fakiriz hem zengin ruhunda yaşıyorsunuz. Yaşayın. Çünkü hayat kısa. Değmez bir kıza ya da değmez bir erkeğe modundasınız. Hak veriyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada çocuk fikriniz var. Eşiniz kafasındaki planladığı tarihi belirledi. Ona göre hem ev alıp hem de çocuk hamilelik dönemini evde geçirmek istiyor. Doğru bir karar diyorum. Sevgili gençler, okuyan gençler, fıkır fıkır, cıkır cıkır, eğlencelisiniz, yurt dışı bileti planı içerisindesiniz. Yani Yunanistan, Kıbrıs, Kıbrıs pek yurt dışı değil ama olsun, gitmek istediğiniz, seyahat etmek istediğiniz alanlarınız var. Hayırlı olsun. Eski ilişkiniz kapınızda, okuyan gençler bilginiz olsun. Sevgilinizden ayrıldıysanız çalışan çiftlerimizle alakalı barışacaksınız. Yeni ilişki arayışı içerisindeyseniz iş arkadaşınız ve yakın dostunuzun size tanıştıracağı kişi, sizin evlilik yapacağınız insan, iyi karar verin diyorum. Bu ara nişanlanmayı, evlenmeyi düşünen çiftler, hem ev ve araç konusunda kararsızsınız hem de evlenme konusunda. Bence bir dingin karar verin. İlişkiniz evlendikten sonra boşanmaya doğru gidecek. Şimdiden bu altyapıyı oturtun diyorum, dedim bile. Evet, ev hanımları, eşiniz ve yaşadığınız kavgalar daha şiddetli olabilir, daha yorucu olabilir. Siz sevgiden çok değer görmek istiyorsunuz. Eşiniz de biraz değer kavramı farklı, koltuk formatı, öküzlük tutuyor ama o sizi seviyor. Bu ilişkiyi siz de yumuşatabilirsiniz, bilginiz olsun. Çocuklarınızla alakalı yaşanan bazı krizler sizi çok fazla, onların tartışmaları, onun düzensiz eğitim konuları sizi ciddi anlamda depresyon etti. Çocuklarımıza bir pedagog ya da çocuk psikiyatristi iyi gelecek ve odaklanma krizini çözebilirsiniz. Bu kaos evimizdeki eşimize de yansıyor. Siz bir şey öğretmediğinizi düşünüyorlar ama çocuklar acayip gen akıllılar ve anlaşamıyoruz. Onu bir psikologunuz yönlendirsin diyorum, dedim bile. Eşiyle boşanma fikri olan kovalar, affettiniz, tekrar barışıyorsunuz. Ani ev taşınma, yeni bir mülk alıp alım satma konularımız hareketli. Bulunduğumuz yeri satıp farklı bir yere geçeceğiz. Belli bir süre sonra farklı bir alan düşüncemiz var. Ama hiç evi olmayan kovalar çok güzel bir destekle yeni ev alma muradınız aydınlığa kavuşacak. Eğer TOKİ başvurularınız ya da farklı bir noktada kredi, hani inşaattan ev almak istiyorsanız olumsuz bir şey yok. Kendi köklerinizden gelecek mirasla da bunu aydınlığa kavuşturacaksınız. Efendim, çok güzel bir aşk enerjisi var. Her şeyi doğru isteyin. Rabbim size güzel aşkla, sevgiyle, merhametle iyileştirecek. Baba ve anne kırgınlıklarınızda tartışmalar büyüyebilir. Doğru adım atın istiyorum. Evet. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktada göğüsteki kistler, rahimle alakalı yumurtalıklarda sorunlar ve ince bağırsaklarımızda sıkıntılarımız olabilir. Dikkatli olun. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın. Sevgili balıklar, güzel ailem. Güzel kalp yap, sevgi yap, yorum yap. Ne bileyim, kanalı büyütelim ya. Millet şıkır şıkır, ben böyle yavaş yavaş kaplumbağa gibi ilerliyorum. Çok sinir oluyorum ve bazen yapmak istemiyorum. O kadar gergin oluyorum. Neyse. İlişkiler ve sosyal çevreniz değişecek.
Yeni insanlar tanışarak iş alanlarımızı büyütmek, yeni projelerde var olacağız. Yeni gelen ekip arkadaşlarımızla aramızdaki bağlarda güçlenme, yerimizde rahatlama söz konusu olacak. Kurumsal alanınızda çok güzel farkındalıklar yaratacaksınız ve kendinizi ispatlayacaksınız. Yeni bir kurumsalla ilgili bağ kurduysanız burada olumlu bir cevabınız var. Yani işle ilgili iletişimdeki pürüzler bitiyor. Yalnız bu ara gerçekten sizi rahatsız eden, ipini çektiğiniz insanları hayatınızdan çıkartmak isteyebilirsiniz. Onların şu an ihtiyacınız var. Ani karar verip gereksizce motivasyonunuzu aşağı çekmeyin. Geçici biraz daha idare edin. Ondan sonra yol verirsiniz isterim. Evet, devletle alakalı işe girmek, işle ilgili kapılarınızla ilgili pürüzleriniz varsa daha sert iletişimler, tartışmalar, kavgalar söz konusu olabilir. Mantıklı ve doğru adım attığınız takdirde zarar görmezsiniz. Eğer hurt yaparsanız işinizle ilgili yazılar, mobbing uygulamaları ve zarar görebilirsiniz. Sakin olun. Serbest bir meslek alanıyla alakalı çalışıyorsanız, kendi alanınızla ilgili büyütmek istediğiniz, evet çok güzel iletişim içerisinde olacağınız yenilikler, yeni projeler, yeni anlaşmalar ama hepsi yurt dışı bağlantılı diyaloglar söz konusu olacak. Bu bağlantılarla birlikte kendi alanımızı daha büyütmek, daha farkındalığa varacağımız bir döngü. Ama yerimiz, mekanımız varsa mekan büyüyor. Mekan satın almak istiyorsanız ortaklı mekanlarda büyük başarılar. Şirketinizi kurumsala çevirmek istiyorsanız altyapı ile ilgili güzel projeler dahil olacaksınız. Mühendisseniz bilgisayar ya da dijital kodlama ile alakalı alanlarda gerçekten büyük bir fark yaratacaksınız. Yurt dışı mesela İsviçre, İrlanda, İskoçya, yani bu tarz alanlarla ilgili iş bağlantılarınız varsa çok olumlu evreler, İsrail olabilir, çok olumlu anlaşmalar söz konusu olacak. Eğer Türkiye'de şehir dışı ile ilgili bağlantılarımızla ilgili Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Ağrı, yani burayla ilgili blok anlamında büyük değişimler yaratmak istiyorsanız start devletle aile ayaklıkta olabilir. Güzel startlar başlayacak. İstediğiniz rütbe, istediğiniz başarıyı elde edeceksiniz diyorum. Bu arada yeni iş arayan ve iş konusuyla ilgili huzursuz olan balıklar, hayırlı olsun, yeni kapınız aydınlık ve uğurlu gözüküyor. Ama siz memnuniyetsizsiniz birçok noktada, bunu bir düzeltmemiz lazım. İçsel psikoloji yorgunluğu dediğimiz, hani bazen deriz ya hayat bizi neden yordu, nefes alamıyorum. İşte bu evreler sizi yıpratabilir. Lütfen sakinlikle enerjimizi düzeltelim. Güzel başlangıçları ve Jüpiter'in sizinle ilgili bağdaki son vedasını geçen hafta yaşadığı için artık bunu doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Hem şanslı hem yorgunsunuz. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin büyüme, güzel planları ve ev konusuyla ilgili ortak karar vererek kredi başvurularımız olumlu olacak. Hiç korkmamıza gerek yok. Hanemizde kız çocuğu muradı var. Eğer çocuğunuz yoksa kız çocuk sevinci yaşayacaksınız diyorum. Sevgili gençler, lay lay lomu bırak. Kendi başarını, kendi zekanı, yaratıcı sanatını ön plana atman gerekiyor. Yarım bıraktığın eğitimlerle ilgili kendine gelip, evet hem çalış hem yarım bıraktığın noktaları tamamlaman lazım. Bu aşk kafan hiç bitmiyor. Bir kendine gelirsen doğru insanı görürsün. Saçma sapan ilişkiler seni depresyona itiyor. Unutma. Evet, uzun süredir ayrı olduğunuz, sizi yıpratan ilişkinizle ilgili net karar verdiniz. Artık arkama dönmüyorum. Yolum aydınlık olsun dediniz. Aydınlık olsun. Yeni tanıştırma, yeni insanlara hazır olmadığınız için biraz dinlenme evresindesiniz. Doğru bir karar dinlenin, doğru kapı sizin için olacak. Uzun süredir ciddi olanlarda ailevi evrelerin hem tanışması hem de uygun görme dediğimiz diyaloglar var. Sanki bu Aralık sonu, Ocak ortasında ailemizde bekar kim varsa istenme evresi var. Bu siz de olabilirsiniz. Güzel bir ilişki, güzel bir başlangıç, hayırlı olsun diyorum. Bu ara boşanma fikri olan balıklarda güven ve özgürlük alanımdan mutsuzum diyorsunuz. O yüzden boşanma kararınız var. Ama evliliği iyi giden çiftlerde ev alımı, ev taşınması, araç alımı, araç satılması konuları daha yoğun. Ama ailemize ait miras konularla ilgili de büyük tartışmalar açık olun. Bazı haksızlıkları kendi adaletinizle çözeceksiniz. Yasal çözülmesi gereken noktaları doğru avukatla iyileştirme evremiz var gözüküyor. Sevgili ev hanımlarım, kocanızın anası, danası, teyzesinden o kadar yorgunsunuz ki, bir de onları çok seviyorsunuz. Niye yorgunsunuz onu anlamadım. Görümceninizin eşiyle alakalı yaşanacak krizleri, yani eşinizin kardeşlerinin evliliğinde yaşanacak krizlere destek vereceksiniz ama
fazla abartmayın, yoksa zararda siz çıkarsınız diyorum, bilginiz olsun. Orta kulak iltihabımız söz konusu olacak ve egzamalarımız artabilir. Dikkatli olun, ayak batık ve mantarlarla ilgili risk alabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Evet, bu arada dostlarımızın misafirliği yoğun olacak. Bol bol sohbetler, bol bol diyaloglar. Bir de evimize ufak altınlarımız çalınabilir. Kime misafir ettiğinize dikkat edin sevgili balıklar. Hoşça kalın efendim.